Evet, sevgili 9. sınıf öğrencilerim. Biliyorum beni çok özlediniz. Ben de sizi çok özledim. Ama bu süreçte hepimiz farkındayız ki evlerimizde oturmamız gerekiyor. Eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Bu konuda size elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Şu an boş sınıfa ders anlatıyorum. Ama inanın karşımda hepiniz tek tek sıralarınızda oturuyor gibisiniz. Tek tek gözlerinizin içine bakarak ders anlatmayı çok isterdim. Ama şimdilik bu şartlarda ders anlatımımızı sürdürmek zorundayız. Sizlerin de üzerinize düşen görevlerinizi yerine getirdiğinizi biliyorum. Evlerinizden çıkmıyorsunuz, eksikliklerinizi tamamlıyorsunuz ve beni takipte kalıyorsunuz. Evet, şimdi isterseniz başlayalım. Zarflarda kalmıştık. Hem dil bilgisi konularını hem edebiyat konularını mümkün olduğu kadar kısa sürede size anlatmaya çalışacağım. Siz de beni takip ederek, derslerinizi bu video çekimlerinden dinleyerek, aynı zamanda da ödevlerinizi yaparak süreci hızlandıracaksınız. Şimdiden hepinizi öpüyorum ve başlıyoruz. Evet, zarflara geçtik. Zarfın diğer adı belirteç. Bu da zaten sorularda sık sık karşımıza çıkıyor. Belirteç olarak da soruları görebiliyoruz. Zarf ne? Öncelikle ona bir bakalım. Zarf, fiilleri, fiilimsileri, bazı durumlarda sıfatları ve zarfları belirten sözcükler. Şimdi zarfların bazı çeşitleri var. Bunlara tek tek bakacağız ama önce bize hepsini beraber vermiş. Bir inceleyelim bakalım. Bugün arabalar hızlı ilerliyordu derken ilerlemek fiil olduğu için hızlı kelimemiz zarf olmuş. Genellikle zaten zarfın görevi fiilleri nitelemektir. Çok az durumda sıfatları ya da zarfları, özellikle miktar zarflarında sıfatları ya da zarfları da niteleyebilir. Normalde zarfın asıl görevi fiilleri nitelemektir. Amcamlar yarın İstanbul'a gelecek derken ne zaman gelecek sorusunu sorduğumda yarın kelimesini zarf olarak görüyorum. Maçta bu sefer çok yorulmuştuk derken yorulmak kelimesi fiil. Ne kadar yorulmak? Çok yorulmak kelimesi zarf. Aslında kursta daha güzel resimler yapabilirim derken resim isim, güzel sıfat ama daha kelimesi azlık çokluk zarfı. Şimdi bunları genel olarak anlatmış. Biz tek tek içine bakacağız, içeriğine girip inceleyeceğiz. Evet, görevi bakımından zarflara baktığımızda durum zarfları, zaman zarfları, miktar zarfları, yer yön zarfları ve soru zarfları. Bunların hepsinin ayrı ayrı soruları var. Bu soruları fiillere ya da nadiren sıfatlara ya da zarflara sorduğumuzda biz zarfları bulabileceğiz. Önce çok kolay bir zarftan başlıyorum. Durum zarfı. Durum zarfı belki bu zarfların içinde en basit olanlardan biri. Fiile ya da fiilimsilere, yani içinde fiil anlamı olan kelimeye nasıl sorusunu soruyorum. Nasıl sorusunu sorduğumda aldığım cevap zarf. Mesela bakalım. Bugün bütün öğrenciler yorgun görünüyor. Görünmek kelimesi fiil mi? Evet. Nasıl görünüyor? Yorgun. Yorgun kelimesi zarf. Eve geç dönünce gizlice odasına çıkmayı tercih etti. Nasıl çıkacak odasına? Çıkmak bakın fiil. Nasıl çıkacak? Gizlice. Gizlice kelimesi zarf. Şiir okuma sırasının kendisine gelmesini heyecanla bekliyordu. Beklemek fiilimiz değil mi? Nasıl bekliyordu? Heyecanla. Heyecanla kelimemiz zarf oldu. Elindeki malzemeleri dikkatlice masanın üzerine bıraktı. Nasıl bıraktı? Dikkatlice. Nasıl sorusunu fiilimsiye ya da fiile sorduğumda cevap veren kelimeye durum zarfı diyorum. Evet, fiile ve fiilimsiye soran, sorulan, nasıl sorusuna cevap vermeyen ama kesinlik, olasılık, sebep, gösterme gibi anlam taşıyan sözcükler de zarftır. Mesela biz bu kelimeleri sık sık kullanırız değil mi? Mutlaka, asla, belki, galiba, işte kelimeleri bizim sık sık
Günlük hayatımızda cümleler içinde kullandığımız kelimeler. Bu kelimelerde her zaman sözcük türü olarak zarf diye nitelendirilir. Bakalım, sen de bu romanı mutlaka okumalısın. Kesinlik anlamı katmış. Randevuya biraz geç kalalım, bizi asla beklemez. Yine kesinlik anlamı katmış. Belki bu habere sevinir. Olasılık anlamı katmış. Galiba fazla kar yağmayacak. Olasılık anlamı katmış. Koltuğunda otururken yorgunluktan uyuyakalmış. Neden uyuyakalmış ya da niçin uyuyakalmış? Yorgunluktan, yorgunluk sebebiyle uyuyakalmış. Kirli diye masadaki bardağa dokunmadı. Niçin dokunmamış masadaki bardağa? Kirli diye. Evet, bu kelimeleri de biz günlük hayatımızda zarf olarak değerlendiriyoruz. Peki ÖSYM'de çıkmış bir soru. Bir bakalım. Bakalım bunu kader doğru cevaplayabilecek mi? Hangisinde durum bakımından anlamı tamamlayan bir sözcük var? A'ya bakalım. Anlatılanları sessizce dinliyorduk. Dinlemek fiil mi? Evet. Nasıl dinliyorduk? Sessizce. Sessizce kelimemiz zarf. Aferin kader. Diğerlerinde var mı? Nasıl söylüyor, nasıl yerleştirdi, nasıl istiyorum, nasıl katılmadım? Hiçbirinde nasıl sorusuna cevap yok. O zaman burada durum zarfı olan tek şık A şıkkı. ÖSYM'de çıkmış. Keşke hep böyle kolay sorular gelse. Peki durum zarfı olan sözcükleri işaretleyin demiş. Fatma bir sende. Emekliliğini burada geçirmek için büyükçe bir ev satın aldı. Burada zarf var mı? Nasıl satın aldı? Var mı? Evet, yok. Bir açalım hepsini, beraber gidelim. 2. Tuğçe, sınıftan çıkmadan önce kendi dolabınızdaki eşyaların eksik olup olmadığını iyice kontrol edin. Nasıl kontrol edeyim? İyice. Aferin Tuğçe. Devam. Güneşin ova yavaş yavaş ısıttığı bir ortamda kuzular da yeşillikler arasında kaybolmuştu. Nasıl kaybolmuştu? Ya da yavaş yavaş ısıttığı bir ortamda. Nasıl ısıttığı fiilimsiye de sorabiliyoruz bakın. Yavaş yavaş. Aferin Eylül, doğru yaptın. Devam ediyoruz. D'de var mı? Sokağın köşesinden çıkan ilk taksiye bineceğini, nasıl bineceğini yok. Ve bir daha bu mahalleye uğramayacağını söyledi. Nasıl uğramayacağını ya da nasıl söyledi? Cevap yok. O zaman bunda durum zarfı yok. Aferin Fatma. Peki, ufukta belli belirsiz görünen yolcu gemisi. Nasıl görünen? Belli belirsiz. Evet, durum zarfı yakaladı Ebu Bekir. Devam ediyorum. Yani fiile nasıl sorusunu sorduğumda, fiile ya da fiilimsiye cevap veren kelimeler zarf. Zaman zarfına geçtim. Zaman zarfı da çok çok kolay. Fiile ya da fiilimsiye ne zaman sorusunu sorduğumda cevap veren kelimeler zarf. Peki, bir su, şuna bir bakalım. Mahalledeki insanlar akşamları bu parkta buluşuyor. Ne zaman buluşuyor? Gene fiile soruyorum. Akşamları. Doğru. Bu ağaçlar Nisan'da çiçek açıyormuş. Ne zaman açıyormuş Mihrican? Nisan'da. Evet, sesinizi duyar gibiyim. Devam. Az önce gelen davetliler salona geçti. Ne zaman gelen? Bakın fiilimsiye sordum. Az önce. Zarf, zaman zarfı. Yeni iş yerinde çalışmaya yarın başlayacak. Her gün sulamalısın. Onu göremeyince çok telaşlandık. Ne zaman başlayacak? Yarın. Ne zaman sulamalısın? Her gün. Ne zaman telaşlandık? Göremeyince. Arkadaşlarıyla bir lise dergisi çıkarmış. Ne zaman çıkarmış? Lise yıllarındayken. Aferin Deniz Efe. Ama çok önemli bir kuralımız var. Bir yıldız atalım üstüne. Zaman bildiren sözcükler, yani sabah, yarın, akşam gibi zaman bildiren sözcükler her zaman zarf olmayabilir. Şimdi bakalım. Akşam seninle pastanede buluşabilirim. Ne zaman buluşabilirim? Akşam. Evet, bu zaman zarfı. Akşam, onun şiirlerinde sıkça geçen bir kavramdır. Ne onun şiirlerinde sıkça geçen bir kavramdır? Akşam. Ne zaman sorusu değil bakın. Ne sorusunu sordum o zaman bu. Zaman zarfı değil, isim. Peki,
Öğretmenimiz matematik sınavını salı yapacakmış. Ne zaman yapacakmış? Salı. Evet, uzar. Ama şuna bakalım. Salı okuldaki ilk günüm. Ne benim ya da hangi gün benim okuldaki ilk günüm? Salı. Burada isim olmuş. Ne zaman sorusuna cevap vermiyor. Evet, hangisinde eylemi zaman yönüyle belirten bir sözcük kullanılmamıştır? Berat, sende bu soru. Yap bakalım. Zaman vereyim mi sana? Sınav sonuçları 5 gün önce açıklanmış. Bazı arkadaşlarım öğleden sonra pikniğe gidecekmiş. Bugünkü sınavdan iyi not almayı umuyorum. Babam ve annem şimdi otobüse bindi. Eve gelince ellerini mutlaka yıkamalısın. Ne zaman açıklanmış? 5 gün önce. Ne zaman gideceklermiş? Öğleden sonra. Ne zaman bindi? Şimdi. Ne zaman yıkamalısın? Eve gelince. Ne zaman umuyorum? Hayır. Evet, cevaba bakıyoruz. C. Aferin Berat. Peki, zaman zarfı olanları işaretleyin demiş. Belen, sen ne diyorsun bu soruya? Bak bakalım. A'da zaman zarfı var mı? Ya da B'de var mı? Peki bakalım. A'da zaman zarfı yok. Ne zaman yükseliyor? Ya da ne zaman uyandıran? Fiilimsiye ya da fiile sorduğum zaman ne zaman sorusuna yanıt yok. Peki B'ye bakalım. Yaşlı kadın ulu bir çınarın altında oturmuş, 2 saattir yerinden pek kıpırdamamıştı. Ne zaman kıpırdamamıştı? 2 saattir. Peki, aferin Beren. Devam. Evet, Aynur, bu soru sende. Onlar okulun bahçesine varmışlardı ama biz hala pastaneden çıkmamıştık. Ne zaman çıkmamıştık? Hala. Dertli anneanne gün boyu ailesinin kaderinden şikayet eder. Kalan tek varlığı olan torununu iyi yetiştirmek için elinde avucunda ne varsa harcardı. Evet, ne zaman şikayet eder? Çünkü şikayet etmek de bir fiil. Cümlenin ortasında ya da sonunda olmasına gerek yok. Gün boyu. Aferin Aynur. Mete, bu soru sende. Surların dibinde yetişen yabani otlar geçen hafta görevliler tarafından özenle biçildi. Ne zaman biçilmiş Mete? Geçen hafta. Doğru. Haktan, ne diyorsun bu soruya? Gül kokusuyla dolan odada şehir dışından gelen misafirlerimle sohbet ettik. Ne zaman sohbet ettik? Yok. Ne zaman gelen? Yok. Burada zarf yok. Yağmurun sesiyle uyanmak bazı sabahlar güne daha iyi başlamamı sağlıyor. Ne zaman sağlıyor? Bazı sabahlar. Halı sahada top oynayan çocuklar hava kararınca sahanın ışıklarının yakılmasını bekledi. Ne zaman beklemişler? Hava kararınca. Peki. Devam ediyorum. Miktar zarflarına geçtim. Miktar zarfları da, bakın burası çok önemli. Biz zarfları bulmak için fiillere ve fiilimsilere soru soruyorduk ya. Sadece miktar zarflarında fiile, fiilimsiye, sıfat ya da zarfa da ne kadar sorusunu soruyorum. Burası çok önemli. Şimdi azıcık dinlenin. Bu normal bir zarf değil mi? Dinlenmek fiil, ne kadar dinleneyim azıcık. Zarf oldu, sıkıntı yok. Kardeşim fazla konuşunca, konuşunca fiilimsi değil mi? Fazla konuşmak, ne kadar konuşmak fazla, sıkıntı yok. Bu da normal zarf. Peki şimdi şuna bakalım. Burası benim için önemli. Müdür bey çok anlayışlı bir insandır. İnsan isim. Anlayışlı insan sıfat. Ama burada çok kelimesi sıfatın miktarını belirttiği için azlık çokluk zarfı, yani sıfatları belirten zarf. Dünden beri pek iyi görünmüyorsun. Görünmek fiil. İyi görünmek zarf. Pek iyi görünmüyorsun derken zarfın zarfı, yani zarfı belirten zarf. Sadece azlık çokluk zarflarında bu geçerlidir. Normalde zarflar fiilleri ve fiilimsileri niteler ama azlık çokluk da zarflarında sıfatları ve zarfları da nitelendirebilir. Bakalım
En, daha, çok, pek, gayet, epey, oldukça gibi sözcükler sıfatları ve zarfları da anlamca derecelendirebilir. Bunlara biz derecelendirme zarfı diyoruz. Mesela bak, en güzel yemek dedik. Yemek isim değil mi? Güzel yemek sıfat, en güzel yemek. Görünmek fiil, genç görünmek zarf, daha genç görünmek. Çok uzun sürmez, sürmez fiil. Uzun sürmek, zarf, çok uzun sürmek. Gene azlık çokluk zarfı ve zarfın zarfı. Çok dinç bir insandır, insan isim. Dinç sıfat, çok dinç insan, sıfatın zarfı. Küçük yaramazın oldukça sevimli hareketleri vardı. Hareketler isim, sevimli hareket sıfat, oldukça sevimli yani çok sevimli anlamında olduğu için bu da sıfatın zarfı yani azlık çokluk zarfı. Bununla ilgili çıkan sorulara lütfen dikkat edelim. Burası bizim için önemli. Evet, devam ediyoruz. Yazarın anlattıkları anlatımıyla gayet uyumlu bir görüntü çiziyor. Bakın görüntü isim, uyumlu görüntü sıfat, gayet uyumlu derken derecelendirme zarfı, azlık çokluk zarfı. Epey becerikli bir teknisyen, teknisyen isim, becerikli sıfat, epey becerikli derken sıfatın zarfı. Peki, bize bir uyarı vermiş anlam sorularında karşımıza çıkabilir. Daha ve en sözcükleri sıfatları ve zarfları derecelendirdiğinde cümleye karşılaştırma anlamı kattığından bunlara üstünlük zarfı da denir. Bakalım, pastayı daha küçük dilimler halinde kesin. Bugün gazetede en ilginç haberlere sen imza attın. Evet, zaten aşağı yukarı aynı örnekler bunu bir kere daha pekiştirmiş. Peki, Zeynep, bu soru sende. Üstünlük belirten bir zarf vardır demiş. Bir bakalım. Üstünlük zarfı. Yol yapım çalışmaları büyük bir hızla ilerliyor. Burada göç daha çok büyük merkezlere doğru, kentlere doğru bir nüfus hareketi görülmektedir. Burası nüfus bakımından ikinci büyük kentimizdir. Nüfus planlaması ile ilgili büyük sorunlarımız vardır. ÖSYM'de çıkmış Zeynep bu soru. Ne diyorsun? Üstünlük zarfı. Neydi bizim üstünlük zarflarımız? Daha, en, gayet gibi kelimeler. Evet. Aferin, doğru. Peki, devam ediyorum Gamze. Bu soru sende. Miktar zarfı olanları bir işaretle bakalım. Hep karşımızda siz var mısınız gibi. Anlatıyorum burada dersimi. Keşke olsaydınız. Ama az kaldı. Yakında kavuşacağız inşallah. Siz evlerinizden çıkmayın. Tedbirleri elinizden geldiği kadar uyun. Yaşlılarınıza yardım edin. Bu zor günleri de Allah'ın izniyle atlatacağız. Evet Gamze yaptık mı? Miktar zarfı olanları işaretleyin demiş. Hemen bakıyorum. Onunla bu kadar konuşman. Evet konuşmayı nitelemiş. Bu kadar konuşman yani çok konuşman. Çok uzaklara düşmek, düşmek fiilimsi, uzaklara, çok uzaklara. Peki, ben böyle anlarda bilemedim hiçbir zaman ne yapıp ne diyeceğimi derken ne kadar bilemedim, ne kadar diyeceğimi yok. D'de var mı? Hava sertleşecek sanki, ne kadar sertleşecek yok. Tüylerimi ürpertip kabartmış, ne kadar kabartmış yok. Seni bugünlerde pek düşünceli görüyorum. Ne kadar düşünceli görüyorum? Pek derken azlık çokluk zarfı kullanılmış. Evet, aferin Gamze. Devam. Yer yön zarfları. Şimdi yer yön zarfları ile ilgili gene bizim ufak bir kuralımız var. Sadece bu kelimeleri yer yön zarfı olarak alıyorum ve bunların da kesinlikle bir fiille kullanılması lazım. Yani şöyle, içeri gir, dışarı çık, ileri git gibi. Eğer bu kelimeler fiille beraber kullanılırsa ve hiç ek almazlarsa zarf olurlar.
Ama onun dışında bazen isim, bazen sıfat olabilirler. Şimdi buna bir bakalım. Karşıdaki koltuğu ileri çeker misiniz? İleri çekmek. Fiille kullanılmış, ileri çekmek. Hiç ek almamış, yer yön zarfı. Aşağı inin. Fiille kullanılmış, hiç ek almamış, yer yön zarfı. Yukarı çık ya da çıkar çıkmaz. Fiilimsiyle kullanılmış, hiç ek almamış, yer yön zarfı. İçeri girmek. Yine fiilimsiyle kullanılmış, hiç ek almamış, yer yön zarfı. Diğerlerinde de aynı. Dışarı bakmak, geri yürümek, öte gitmek, beri gelmek. Bakın, hepsi fiille kullanılmış ve hiç ek almamış. O zaman bunlar yer yön zarfı. Peki, ne zaman bu kelimeler zarf değil ya da başka bir türde sözcük? Bakalım. Geriye gidince köşedeki el arabasını fark etti. Eğer bu kelimeler ek alırlarsa zarf olmaktan çıkarlar. Burası çok önemli. Ek aldıkları an isim olurlar. Burada isim olmuş. Ama şuna bakın, geri gidince ek almamış, fiille kullanılmış zarf. Onlar bir saattir aşağıda oturuyorlar. Bakın ek almış. Ek aldığı anda isim oldu. Onlar bir saat önce aşağı indi. Ek almamış, fiille kullanılmış zarf. İleriden dönerseniz ek almış. O zaman kesinlikle isim. Arabayı 3 metre kadar ileri sürdü. İleri sürmek fiille kullanılmış. O zaman zarf. Anladık mı? Peki. Şöyle bir farklılığımız da var. Bu yer yön bildiren sözcükler eğer bir ismin önüne de gelirse o zaman da sıfat oluyor. Şimdi o zaman hasta değilim, merak etmeyin. Evden dışarı hiç çıkmıyorum. Buraya da geldik ama burada da çok steril şartlarda ders anlatıyoruz. Sınıflarımız her gün dezenfekte ediliyor. Şu an bomboş sınıfa, bomboş sandalyelere ders anlatıyorum. Sınıfta benden başka kimse yok. O yüzden bizi merak etmeyin. Burada gayet steril ortamlarda dersimizi anlatıyoruz. Evet, şimdi bu kelimeye baktım. Aşağı kelimesi. Bakın ek almamış, değil mi? Ama fiille mi kullanılmış? Hayır. Aşağı semt diyor. Hangi semt? Derken aşağı semt. Semt isim değil mi? O zaman aşağı semt sıfat oluyor. İleri bir düzey demiş. Düzey isim değil mi? İleri düzey sıfat. Yukarı kat. Kat isim. Yukarı kat sıfat. Anladık mı? Bir kere daha tekrarlayayım. Mesela aşağı kelimesi. Aşağı in derse zarf. Aşağıya in derse isim. Aşağı mahallede arkadaşım oturuyor derse sıfat. Evet, bir küçük not daha vermiş. Bazen tamlayan ya da tamlanan olarak da kullanılabilir demiş. Yani sonuçta gene isim oluyor. İçerinin kokuları derken tamlayan, ormanın ilerisi derken tamlanan görevini de kullanmış. Ama gene ek aldığı için tür bakımından isme giriyor. Zaten isim tamlaması. Peki. Erdem, sıra sende. Yer yön zarfı olan kelimeleri bir işaretle bakalım. Bakalım mı? Doğru mu yapmış Erdem? Bir de yok. Neden? Çünkü ek almış. Ek almaması gerekiyordu. İki de var. İçeri gelmek. Doğru. Üç de bakalım bakalım. Sahibini gözlerine siper yaptı. Burada zaten yok. Dörtte yani D'de burada da yok. Ama E'de bakalım. Aşağı sarkmak. Evet. Fiilimsiyle kullanılmış ve zarf var. Soru zarfları. Soru zarflara da bakıyoruz. Fiile ve fiilimsiye. Gene fiile ve fiilimsiye. Nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin, neden, niye, ne sorularını sorduğumda cevap veren kelimeler zarf. Bu kelimeleri bilmek zorundayız. Zihnimize kazımak zorundayız. Çünkü bu kelimeler
fiile sorulduğunda, ama çok önemli bakın, fiile sorulduğunda bana zarfı verecek. Ama ne kadar kelimesinde bazen isime, sıfata ve zarfa da sorabiliyorduk azlık çokluk zarflarında. Bunu unutmuyorsunuz. Evet. Bu dar ve sağlam görünmeyen köprüden nasıl geçtiniz? Bakın nasıl geçmek? Niçin çalışmadın? Niçin çalışmamak? Ne zaman yürümek? Neden burada bekliyorsunuz ya da niye burada bekliyorsunuz? Niye? Sence ne kadar sürecek? Ne kadar sürmek? Bakın zaten benim her zaman zarf olan bazı sorularım var. Ne zaman, niçin, neden, niye ve ne diye soruları da zaten anlamı geliyor. Bu sorular her zaman zarftır. Ama diğerleri nasıl sorusu mesela? İsme sorulursa nasıl elma dersem sıfat olur. Nasıl geldin dersen zarf olur. Diğerleri bazen ismi de niteleyebilir. Ama benim her zaman zarf olan sorularım ne zaman, niçin, neden, niye gibi sorular. Bunlara dikkat edin. Peki şöyle diyeyim o zaman, size bir tane soru sorayım. Nasıl bir gün geçirdin yazayım. Buradaki nasıl zarf mı sizce? Nasıl bir gün derken? Evet, gün isim olduğu için nasıl sorusu burada sıfat oldu. Ama şunu da yazalım. Buraya kadar nasıl geldin? Gelmek kelimesi fiil olduğu için nasıl kelimesi zarf oldu. Evet, bu ayrımı mutlaka bilmek zorundayız. Aynen öyle, benim anlattığım şeyi bir kere daha burada da belirtmiş. Nasıl bir yüzük beğendin derken, yüzük kelimesi isim olduğu için nasıl sıfat oldu. Ama nasıl tahmin ettin derken, tahmin etmek fiil olduğu için nasıl zarf oldu. Ne kadar fidan diktiniz, fidan isim olduğu için ne kadar soru kelimesi sıfat oldu. Ne kadar karıştıracağız derken karıştırmak fiil olduğu için ne kadar kelimesi zarf oldu. Evet, bu zarflarla ilgili en önemli püf noktalardan biri. Peki, ne sorusu niçin anlamında kullanılırsa soru zarfı, hangi anlamda kullanılırsa soru sıfatı, İsmi yerini tutarsa soru zamiri olur. Buna da bakalım. Burası da benim için çok önemli bir püf nokta. Sınav kağıdına ne bakıyorsun boş gözlerle? Şimdi ne bakıyorsun derken Arda sence burada neyi kastetmiş? Ne bakıyorsun? Neden bakıyorsun? Niçin bakıyorsun değil mi? Niçin her zaman soru zarfıydı. O zaman burada ne kelimesi soru zarfı oldu. Onlar ne tarafa gidecek derken Bilal sence burada neyi kaldırıp yerine ne koyabilirim? Onlar ne tarafa gidecek derken hangi taraf anlamı taşıdığı için burası da isim olduğu için soru sıfatı oldu. Doğum gününde sana ne getirdiler derken Sude neyi kaldırıp yerine başka isimler koyabilir miyim? Hediye getirdiler, elma getirdiler, çiçek getirdiler. Bir ismin yerini tuttuğu için zamir oldu. Bu ayrıma dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, soru zarfının kullanıldığı her cümlede soru anlamı olmayabilir demiş. Bunu biliyorum. Toplantının ne zaman başlaması gerektiğini belirtmedi demiş. Bu bir soru cümlesi mi? Hayır. Bakın sonunda nokta var. Ama içinde soru zarfı var mı? Var. Ama sadece soru anlamı yok. Babasına niçin okula gitmediğini söylemedi. Soru anlamı var mı? Hayır. Ama soru zarfı var mı? Evet. Toplantıda ne kadar konuşacağını tahmin edemiyorum. Soru mu sormuş? Hayır. Ama soru zarfı var mı? Evet. Ne kadar konuşmak? Bu yoğun tempodan sonra nasıl dinleneceğini anlayamadım.
Soru anlamı var mı? Hayır. Ama soru zarfı var mı? Var. Nasıl? Dinleneceğini. Peki, o zaman bu soru kimde? Nietzsche'da. Hangisinde neden sözcüğü bana neden gücendiğini anlayamadım cümlesindekiyle aynı görevde? Bana neden gücendiğini anlayamadım. Peki bir bakalım. Ne diyorsun Nietzsche? ÖSYM'de çıkmış. Bu soru karşına gelse sen yapabilir miydin? Yapardın değil mi? Aferin sana. Peki bakalım. Bu konuyu neden, yani niçin edebiyat açısından ele aldığını anlayamadım. Bakın burada da neden sözcüğü yerine niçin kelimesini koyabiliyoruz. Bana niçin gücendiğini anlayamadım. Burada da neden kelimesi aynı anlamda kullanılmış. Peki, Azra, eşleştir bakalım. Bir sence hangisi? Niçin ona söylemedin? Niçin sence hangisi? Evet, soru zarfı. Peki, Hazal, dışarı çıkmak sence hangi zarfa giriyor? Duyamadım. Doğru, yer yön zarfı. Bu vakitte açık bir yer bulmamız çok zor. Ben su. Bu vakitte derken hangi soruyu sormam gerekiyor sence? Ne zaman açık bir yer bulmamız çok zor? Bu vakitte zaman zarfı. Doğru. Efekan, arabayı zorlukla park edebildi. Nasıl park edebildi? Zorlukla. Nasıl sorusunu ben hangi zarfı bulmak için kullanıyordum? Durum zarfı. Aferin. Nita, burnuna gelen yoğun çam kokusu içindeki sıkıntıyı bir nebze olsun azaltıyordu. Sence hangi soruyu sormalıyım? Ne kadar azaltıyordu? Bir nebze. Evet, aferin. Peki, Yavuz Selim, kapıya doğru yavaş adımlarla yaklaşırken, nasıl yaklaşırken? Yavaş adımlarla. Sence ne zarfı? Durum zarfı. Aferin. Bugün harikasınız. Peki, zarfları bitirdik. Bunları tabii ki tekrar edip soruların hepsini çözmeniz lazım. Çünkü farklı tiplerde bir sürü zarf sorusu var. Hem VIP fasikülünüzden hem de soru bankanızdan zarflar konularını bitirmeniz lazım. Zaten EOTEK'ten ödev vereceğim. Hiç üzülmeyin. Yapısına göre zarflara da baktığımızda bir kelimenin yapısını bize sorduklarında basit mi, türemiş mi, birleşik mi diye bakmak zorundayız. Basit kelimeler neydi? Hiç ek almamış ya da çekim eki almış kelimeler. Türemiş kelimeler neydi? Yapım eki almış kelimeler. Birleşik kelimeleri de zaten biliyoruz. Şimdi basit zarflardan başlayalım. Yapım eki almamış zarflardır. Yapım eki neydi arkadaşlar? Aldığı ekle yeni bir anlam kazanan kelimelere getirilen eklerdi yapım eki. Bu havasız ortamda çok durmayın. Durmak fiil, çok durmak zarf. Ek almış mı? Hayır, basit zarf. Dün teyzemlerin yazlığına gittiler. Ne zaman gittiler? Dün, zaman zarfı. Ek almış mı? Hayır, basit zarf. Biz yokken Minoş'a iyi bakmışlar. Bakmışlar fiil. Nasıl bakmışlar? İyi, durum zarfı. Ek almış mı? Daha doğrusu yapım eki almış mı? Hayır, basit zarf. Türemiş zarflar, yani yapım eki almış zarflar. Odadan önce Selim çıkmıştı. Ne zaman çıkmıştı? Önce. Önce kelimesinin kökü öndür. Önden önce. Yapım eki almış. Sessiz durun. Nasıl durayım? Sessiz. Ses kelimesinden yeni bir kelime türetmişiz. Sessiz. Yapım eki almış. Buradaki kaldırımlar düzgün yapılmamış. Düz kelimesinden yeni bir kelime türetmişiz. Düzgün. Heyecanlı görünüyordu. Heyecan kelimesi ayrı, heyecanlı kelimesi ayrı bir kelime. Yani yapım eki almış. Buradaki altı çizili sözcüklerin hepsi zarf ve hepsi türemiş zarf. Birleşik zarflara da baktığımızda, birleşik kelime zaten iki ya da daha fazla sözcüğün birleştirilerek oluşturduğu kelimeler. Burada
aynı bu birleşik kelimelerin zarflarını arayacağız. Biraz yaklaşın derken ne kadar yaklaşayım? Biraz. Azlık, çokluk zarfı aynı zamanda birleşik. Niçin bu kadar terliyorsun? Niçin her zaman soru zarfıydı ve niçin kelimesi de ne ve için kelimelerinin birleşmesiyle oluştuğu için birleşik zarf. Birdenbire bağırdı. Nasıl bağırdı? Birdenbire bağırdı. Bugün başka bir yere uğrayacak mıyız? Ne zaman? Bugün. Evet, birleşik zarf var. Evet, buraya bakalım. Birden fazla sözcükle bir araya gelerek oluşturulan bazı zarflar var. Bunlara da öbekleşmiş zarf diyoruz. Bakın, her ay çalışanlardan bir aileyi ziyaret edip ihtiyaçlarını karşılardı. Ne zaman karşılardı? Her ay değil mi? Evet, her ay zarf mı? Zarf. Peki bu zarf nasıl oluşmuş? Bu zarf bir sıfat tamlaması şeklinde oluşmuş. Hatta belgisiz sıfat tamlaması şeklinde oluşmuş. Sevin her nedense yaklaşık yarım saattir yana yakıla seni arıyordu. Nasıl arıyordu? Fiile soruyoruz. Yana yakıla. İkileme şeklinde oluşmuş. Bakın bu da bir sözcük öbeği. Öbek en az iki kelimenin birleşmesiyle oluşan söz gruplarına denir. Büyük iddialarla vizyona gelen bu filmi hiç kimse onun kadar beğenmemişti. Bakın siz kadarın edat olduğunu biliyorsunuz. Onun kadar derken hem zarf hem de bir edat grubu. Sonbahar akşamlarında sahilde dolaşmayı çok severim. Ne zaman severim? Sonbahar akşamlarında. Ve bu da bir isim tamlaması grubu. Aynı zamanda da zarf. Evet. Şunlara bir bakıyoruz. Son etkinliğimizi de yapalım. Biraz büyütebilecek miyiz? Hayır maalesef ama ben açayım. Siz de kitaplarınızdan benimle beraber doldurabilirsiniz. Evet İpek. Birinciye ne diyorsun? Okumakla ilgili bir sorunum var burada ama siz kendi kitaplarınızdan önünüzde olduğu için okuyabilirsiniz. Burada tam net gözükmüyor. Ben gene de bunları açayım. Siz de kitaplarınızdan işaretleyebilirsiniz. Seyra'yla Yaren'e de edebiyata geçtiğimde, iki kişi kaldı çünkü soru sormadım, fazlasıyla soru soracağım. Evet, bu boşlukları ben size açayım. Önemlidir. Hepsini içine alan, hepsini kapsayan bir etkinlik. Bunu da konuyu bir kere daha çalıştıktan sonra lütfen işaretleyerek yapalım. Peki, sorular ödeviniz. Yapamadığınız yer olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Sizin için videolarımız devam edecek. Ama önemli olan bu süreci beraber birlikte atlatabilmemiz. Lütfen derslerinize iyi çalışın. Bizi özleyin çünkü biz sizi çok özledik. Şimdilik benden bu kadar. Öbür videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hepinizi çok çok özledim. En kısa zamanda kavuşmak üzere. Hoşça kalın.